Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin karşılaştırılmasında kaldık arkadaşlar. Ne şekilde olduğundan bahsedeceğiz. Endosimbiyoz hipotezinden bahsedeceğiz. Ve ondan sonra işte iki hücre tipindeki ortak özelliklerinden bahsedip, bak burası çok önemli. Dediğim gibi bir önceki videoda da göstermiştim. Kolonileri anlatacağım abicim. Koloniler son zamanlarda işte testlerde sayıları oldukça arttı. Çıkma ihtimalleri yüksek, haberiniz olsun. O yüzden onları mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Tamam mı? Şimdi gelelim bir konumuzu anlatalım. Prokaryot hücre ne? Bak, daha önceki videolarımda da anlattım. Eğer prokaryot kelimesi duyduğun anda, bir kere hücre yapısına göre ikiye ayırıyoruz. Prokaryot ve ökaryot olmak üzere. Prokaryot ve ökaryot. Bak, prokaryot kelimesini duyduğun anda aklına gelecek canlı türü bakteri ve arke bakteridir. Bitti, bu kadar. Tamam mı? Prokaryotu duyduğun anda aklına bakteri gelecek. Başka bir şey gelmeyecek. Başka canlı yok. Bakteri ve arke bakteri prokaryot. Geriye gelen, geriye kalan bütün canlılar ökaryot. Peki prokaryotun kelime anlamı ne? Tamam, bakteri ve arke bakteri diyoruz ya. Kelime anlamı ne? Kelime anlamı şu arkadaşlar. Zarla çevrili, organeli olmayan canlı. Bitti, bu kadar. Zarla çevrili, organeli olmayan canlıya prokaryot diyoruz. Yani prokaryot dediğimiz zaman, prokaryot dediğim zaman aklıma bakteri gelecek. Zarla çevrili, organeli olmadığını biliyorum. Hemen size bakterinin şeklini çiziyorum ve bunu mutlaka kafaya atıyorsunuz. Her zaman işinize lazım. Bak, bakteri dediğimiz zaman, bir, bakterilerde zarla çevrili organel yok. Zarlı organel yok. O zaman çekirdek zarı da yok. Çekirdek zarı olmadığı için bunların DNA'sı, normalde bizim DNA'mız şöyle halkasal, ama bunların yuvarlak arkadaşlar ve etrafında zar yok. Bak, ortamda mutasyona oldukça açık, müsait. Tamam mı abicim? Bileceğiz. Bunların halkasal bir DNA'sı olduğu banko test sorusu ve bunların kromozom yapısının en kromozomlu olduğunu bileceksin. Bakteri eşittir en kromozomlu bir canlı ve çekirdek zarı yok. DNA'sı halkasal banko test sorusudur. Bakteri dediğimiz canlılarda bir tane organel bulunur. Başka organeli yoktur. Bu organelin adına ribozom denir. Ribozom zarsız bir organeldir. Zarla çevrili organeli yok diyoruz ya. Ribozom zarsız organeli olduğu için olabilir. Al sana bir tane daha soru. Bütün canlılarda ortak olarak bulunabilen bir tane organel vardır. O da ribozom. Ökaryotlarda da vardır. Prokaryotlarda da vardır. Bitti. 2. Daha sonra bakterilerde hücre zarı içeriye doğru şöyle kıvrımlar meydana getiriyor. Bu kıvrımların adına mezozom denir ki mezozomların üzerinde ETS elemanları, yani elektron taşıma sistemi elemanları, yani oksijenli solunum yapmasını sağlayan enzimler bulunuyor, banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. Hücre zarı kıvrımları, mezozom dedik. Üzerinde ETS'ler bulunuyor ve böylece oksijenli solunum yapabiliyor. Bakteriler fotosentez yapmıyor mu? Yapanlar var abicim. Mesela siyanobakteriler fotosentez yapar. Mor bakteriler fotosentez yapabilir. Hidrojen bakterileri yapabilir. Nasıl yapacak? Organelleri kloroplast yok, ama ne var biliyor musun? Klorofil var. Bak, klorofil. Yani fotosentez yapmak için organele kesinlikle ihtiyaç yok. Bitkilerde var, eyvallah, ama kesinlikle kloroplasta gerek yok. Al sana burada ne var abicim? Klorofil. Ama fotosentez yapabilmek için olmazsa olmaz, kesinlikle olması gereken klorofildir. Işığı emecek ve ATP'ye çevirecek olan yerdir abicim. Bileceğiz. Tamam mı? Bir daha söylersek, bakterilerde bir tane ribozom, bir tane organel var. Ribozom. DNA'ları sarmal değil mi? Sarmal değil. Şöyle halkasal abicim, bunu bileceğiz. En kromozomlu hücre zarı kıvrımları, klorofilleri var, mezozomları var. Olay bu kadar basit. Ve prokaryot dediğimiz zaman aklımıza gelecek yapı nedir abicim? Bir daha söylüyorum. Bakteri ve arke bakteri. Ökaryot, işte biziz abicim. Aklınıza ne geliyorsa, yani bizde çekirdek var, çekirdek zarı var, çekirdeğimiz var ve organellerimiz var değil mi? Diğer o zarlı ve zarsız organeller mutlaka bulunuyor abicim, bunu bileceğiz. Bizde var, hepsi var ve bizim DNA'mız şöyle sarmal yapıda bir DNA. Endosimbiyoz hipotezi. Şimdi bak, bu da gelir. Bu da çok gelir. Endosimbiyoz ne biliyor musun? Bir tane canlının başka bir canlının içerisine girip yaşamını devam ettirmesi. Kim biliyor musun bu? Al sana.
mitokondri ve kloroplast denilen organel abiciğim. Mitokondri ve kloroplast denilen organel. Mesela bir tanesi atıyorum oksijenli solunum yapmayı öğrendi. Diğeri öğrenememiş bir canlının içerisine girdi. Al sana artık her ikisi de oksijenli solunum yapmış oluyor. O yüzden mitokondri ve kloroplast denilen organel çift zarlı. Bak birinci zar, ikinci zar. Gördünüz mü? Çift zarlı olmasının nedeni o. Her ikisinin de işte endosimbiyoz hipotezine göre bir canlının diğerinin içerisinde yaşaması. Aslında karşılıklı yarar. İkisinde de karşılıklı yarar söz konusudur. Bunu bileceğiz. Bak bu da gelir. Endosimbiyoz hipotez gelir. Al sana oksijenli solunum yapan mor bakteri çekirdeği bulunan ilkel yapılı ökaryot hücreye girerek ortam yaşama sağlamış oluyor. Eyvallah. Gerçekten de abici mitokondrinin içerisindeki DNA'ya, yani mitokondrinin kendi DNA'sı var. Çünkü o bir bakteri. Detaylı incelersen rizobiyum bakterileriyle aynı özelliklere sahip olduğu ortaya çıkıyor abicim. Tamam mı? Endosimbiyotik hipotez dediğimiz hipotez de bundan ibarettir. Zaten böylece bakteri mitokondri organeli haline geliyor. Aynısı kloroplastlarda da var. Siyanobakterler, yani fotosentez yapabilen bakteriler, ilkel yapılı ökaryot hücreye girmesi sonrasında hücrede artık fotosentez yapmaya başlıyor. Al sana endosimbiyotik hipotez. Yani birinde mor bakteri, diğerinde abicim siyanobakter. Siyanobakter fotosentez yapıyor. Mor bakteri oksijenli solunum yapıyor. Her ikisi de ilkel ökaryot hücrelerin içerisine girerek artık abicim ökaryot hücrede yaşamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi endosimbiyotik hipotez bu. Birinin adına girdiği anda birinin adına mitokondri diyoruz. Diğerinin adına da kloroplast organeli diyoruz. Çift katlı olmalarının nedeni bu. Bak bunları sildim. Bu bunun içine girmiş hali. Bak birinci zar, ikinci zar. Nedeni de budur abicim. Tamam mı? Şimdi prokaryot ve ökaryot. Her ikisinde ortak olarak bulunan yapılara bakalım şöyle hızlıca. Mesela her ikisinde de hücre zarı var. İster prokaryot, ister ökaryot. Al bu ökaryot. Çekirdek zarı var. Al endoplazmik retikulumu var. Efendime söyleyeyim ribozomu var. Aklınıza ne geliyorsa var. Bunun bir tane ribozomu var. Ve DNA'sı bunun halkasal. Bizde şöyle sarmal yapıdaydı ya, burada halkasal. Ama her ikisinde de hücre zarı var gördüğün gibi. Her ikisinde de DNA var. Her ikisinde de DNA var. Ve DNA aralığıyla genetik bilgi kodlanıyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Her ikisinde de transkripsiyon ve translasyon, yani bu ikisi abicim ribozom, yani protein sentezlemesinde görevli. Translasyon ve transkripsiyon, yani her ikisinde de ribozom olduğu için her ikisi de protein sentezi yapılıyor. Ortak metabolik yollar bulunuyor. Eyvallah. Her ikisinde de glikoliz yapılıyor. Her ikisinde de ATP depolamak için yapılar var abicim. Benzer fotosentez mekanizmaları var ve benzer yapıda proteozomlar, yani protein sindiren yapılar her ikisinde de ortak olarak bulunuyor. Ortak olarak olmayan, bunda ribozom dışında organel yok gördüğünüz üzere, diğerinde var abicim. Ökaryotik hücrede bulunup prokaryotlarda bulunmayan. Mesela hücrede çekirdek adı verilen ve bir zarla sitoplazmadan ayrılan bir bölümün olması, değil mi abicim? Çekirdek zarında bulunan karmaşık yapılı porlar, delikler. Dediğimiz gibi prokaryot yapıda çekirdek yok, ökaryotta çekirdek var. Mesela bunu söyleyecek, tamam mı size? DNA ile birlikte mitoz bölünme sırasında sıklaşabilme özelliğine sahip proteinlerin bulunması gördüğünüz gibi. Karmaşık yapılı zarsı sitoplazmik organellerin bulunması. Eyvallah, ökaryotta organeller var abicim. Yani ribozom dışındaki organeller var. Diğerinde sadece ribozom var. Oksijenli solunum için ökaryot hücrede oksijenli solunum yapan organel mitokondri var ama diğerinde ne vardı? Mezozom vardı. Üzerinde ETS vardı. Fotosentez için burada, yani ökaryot canlılarda kloroplast varken diğerinde ne vardı? Klorofil vardı sadece. Hatırlayın abicim. Karmaşık yapılı hücre iskeletlerinin, yani mikrofilament, arafilament ve mikrotübüller ökaryotta var, prokaryotta yok. Ve daha karmaşık bir kamçı yapısı ökaryotlarda bulunuyor. Prokaryotlarda maalesef bu bulunmuyor. Tamam mı? Aynı zamanda fagositoz ve pinositoz, endositoz ve egzositoz yapabiliyor. Yani fagositoz, pinositoz yapabiliyor. Bitkilerde selüloz içeren hücre duvarı var. Bakterilerde de peptidoglikan içeren, o da bir karbonhidrat, karbonhidratımsı bir yapı. Tamam mı abicim? Yapılar var. Ama ikisinde de hücre duvarı var. Birinde selüloz, diğerinde gördüğünüz üzere şey abicim. Hücre bölünmesi sırasında kromozomdan ayrılmasını sağlayan iyiliklikleri. Diploidlik ökaryotlar 2N ama bakteriler neydi abicim? N kromozomlu.
meyoz bölünme ve döllenme gerektiren eşeyli üreme ökaryotlarda varken bakterilerde eşeyli üreme adı altında bir konjugasyon var ama o da tam anlamıyla üreme değil arkadaşlar. İleride anlatacağız. Konjugasyon sadece çeşitliliğin artmasına neden olan bir olaydır diyebileceğiz. Tamam mı? Ya buraları hızlı bir şekilde geçtik. Yani çok da şey değil. Anlattığımız yerlerin burada hızlı anlatımı gibi bir şey oldu abicim. Yani güzel bir şekilde anlamadıysan bir kere daha tekrar edersen bu işi de halletmiş olursun. Böylece arkadaşlar hücre konusunu, hücre kısmını olduğu gibi bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda yani bir sonraki videoda kolonileri anlatacağım ve en son benzer özelliklerinden bahsedip artık bu konuyu da kapatmış olacağız. Hücre konusuna artık noktamızı bir sonraki videoda arkadaşlar kolonilerle vuracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama daha öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam edeceğiz. Kolonileri anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.